Basından edindiğimiz bilgilere göre bir değerlendirme yapabilirim ancak. Mehmet Altan müvekkillerimden Mehmet Altan yönünden beraat kararı verilmesini istenmiş olması elbette çok sevindirici. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu dosyanın en son halini inceleyerek, tüm delilleri değerlendirerek, silahlı terör örgütünün amacına hizmet eder bir somut vaka olmadığını, tutuklamanın hukuki olmadığını, makul şüphenin dahi bulunmadığını bildirmişti. Bu anlamda Mehmet Altan'ın kararı yazı ve televizyon programındaki konuşmanın suça döndürülmek istenir olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının bozulması bir hukuk insanı olarak elbette beni mutlu etti. Fakat diğer müvekkilim Ahmet Altan yönünden dosya kapsamı aynıdır. Yine orada da Ahmet Altan'ın yazıları ve televizyon programında yaptığı konuşma vardır. Mehmet Altan'ın Anayasa Mahkemesi kararında televizyon konuşmasının Ahmet Altan yönünden suç teşkil etmeyeceği de vurgulanmış idi. Ancak her nedense Ahmet Altan için verilen Anayasa Mahkemesi kararında bu görüşü bildiren dört üye kendi görüşlerinden dönerek bir cümlenin öncesi ve sonrasını yok farz edip Ahmet Altan yönünden hak ihlali kararı vermemişti. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta gerekçesi yayınlandı. Dosyanın Ahmet Altan yönünden dosyanın gerçek hali Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın da görüşlerinin yer aldığı kısımdadır. Karşı görüşlerin bulunduğu şerhlerde dosyanın gerçek hali mevcuttur. Yine de tabii ki darbe suçundan dönülmüş olması, yazı ve televizyon konuşmasına, yazı ve düşünceye cebir ve şiddet unsurunun yüklenmemiş olması sevindirici bir aşama. Ancak yolumuz ve süreç devam edecek. İstenen cezaya döndüğümüzde anladığım kadarıyla gene kararı okumadığım için ayrık tutacağım. Türk Ceza Kanunu 220 Taksim 7 gereğince cezalandırılmaları isteniyor. Bu ceza 5 yıldan 10 yıla kadar sizin haberinizde de var. Ancak bunun terörle mücadele kanunu gereği yarı oranında arttırılması mümkün. Fakat 227 Taksim 7'ye döndüğümüzde de üçte birine kadar indirilebilecek bir ceza. Hukukun temel ilkeleri gereği, prensiplerimiz gereği bu cezanın en alt sınırı 2,5 yıl olur. 1000 günü aşkın bir tutukluluk halinde tahliye kararını bekler idim. Yargıtay'ın bu bozma kararına göre tutuklu kalmaları o anlamda incitici oluyor. Kamu vicdanını üstün bir hukuki yarar olmadığı ortadan. Dolayısıyla elbette çabalarımız boşa gitmiyor. Hukuku aramaya, adaleti aramaya devam edeceğiz. Ama dilerdim ki Yargıtay'da nihai sonuca ersin. Dosyanın gerçeğine uygun bir sonuç çıksın. Fakat bu sonuçta elbette bizleri bir parça da olsa mutlu etti. Mehmet Altan'ın beraati tabii ki önemli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mehmet Altan kararı da var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi düşünce suçunu anayasa mahkemelerinde karşılığını bulmamış olmasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi arasında büyük bir mesafe açacağını, Anayasa Mahkemesi'nin etkili hukuk yolu olma özelliğini yitireceğini de vurgulamıştı. Mehmet Altan yönünden bu neticeyi elde ettik. Ahmet Altan yönünden de devam edeceğiz. Süreç devam ediyor. Hep birlikte izleyeceğiz. Gerekçeli kararı tamamıyla okuduğumda daha rahat, daha detaylı bir inceleme yapma imkanına kavuşacağım. Sizleri de daha fazla bilgilendirebilirim. Şimdi dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilecektir. İlk derece mahkemesine gönderilmek üzere verilmesi gerekir. Bu durumda dosya tekrar İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelir. Orada bir süreç, yargılama süreci yeniden başlayacak. Kovuşturma yeniden başlayacak. Tabii ki tahliye taleplerimiz olacak. Duruşma günü açıldığında ısrarla altını çizerek vurgulamak istiyorum. 1000 günü aşkın bir tutukluluk var. Cezanın peşin peşin çektirilmesi Türk Ceza Kanunu, ceza muhakemeleri kanun hükümlerine aykırı. Bu süreç bu şekilde devam edecek. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapılacak. Hepimizin bu ülkede öngörülebilir bir hukuk sistemi içinde yaşıyor olmamız lazım. Anayasanın ikinci maddesi var. Bu ülke demokratik bir hukuk cumhuriyetidir. Dolayısıyla eğer biz hukuk cumhuriyeti altında yaşamıyorsak,
hukuk ilkeleri böylesine savrulabilir ilkelerse, anayasada teminat altına alınmış hak ve hürriyetlerimizden her daim yoksun kılınabilir. Biz hep birlikte.